Okay. Herkese hoş geldiniz. Ee, bugün Microsoft Türkiye'den Mustafa Aşıroğlu ile birlikteyiz. Daha önce e, Vitaplarımıza katılmayan arkadaşlar için ben kısaca kendimi tanıtayım sonra Mustafa'ya devredeceğim sözü. Ee, ben Halil Güngör'müş. Power BI İstanbul blog sitesinde düzenli olarak bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ee, aynı zamanda Microsoft Data Platform MVP'yim. Eğitim ve danışmanlık konularında yardımcı oluyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. E, bugünkü konu Power BI Embedded konusu. Ben Mustafa'ya devretmeden önce e, bana gelen sorular üzerinden Embed'le ilgili e, bir kafa karışıklığını mı diyelim tırnak içerisinde aydınlatmak istiyorum. Bugün bahsedeceğimiz Embed Power BI.com'daki Published webten farklı. O Embed değil. Bugünkü anlatacağımız Emmet, eğer kendi bir uygulama, uygulamanız varsa, kendi uygulamanız içinden kendi iç müşterilerinize e, veya dış müşterilerinize Power BI raporlarını kendi uygulamanız altından göstermek, paylaşmak istiyorsanız bununla ilgili bir şey. E, pro lisansı olmayan kullanıcılarla e, Power BI'yi nasıl paylaşırız çok gelen sorulardan biri. Eğer powerbi.com ekosistemi içinde kalacaksanız prodan kaçışınız yok paylaşma söz konusu paylaşım söz konusu olduğunda. Ee, ama kendi raporlarımı birçok kişiyle paylaşmak istiyorum diyorsanız en profesyonel yöntemi bugünkü anlatacağımız Power BI embed versiyonu. Mustafa çok teşekkürler ee, geldiğin için, katıldığın için seni görmek e, her zaman güzel. Ben sözü sana bırakıyorum. Mikrofonun kapalı. Çok teşekkürler Halil, selamlar herkese. Ben de çok kısa kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Mustafa, Microsoft'a yaklaşık 6 senedir çalışıyorum. Ee, şu anda Microsoft Teknoloji Merkezi'nde teknik mimarım. Daha cross-workload diyebileceğim, Microsoft'un diğer ürün gruplarından da sorumluyum ama e, Power BI tarafında uzun bir süre danışmanlık yaptım. O yüzden de Halil de sağ olsun bu tür etkinliklere beni e, davet ediyor. E, bu haftada ya da bu etkinlikte de biraz daha Power BI'nin farklı bir tarafından bahsedeceğiz. Halil de girişte bahsetti. Power BI Embedded. Bu aslında kurum içerisinde çalışanlar Power BI e, app, powerbi.com üzerinden raporlara erişiyorlar. Ama bazen bu ihtiyaçlar bunun ötesine çıkıyor. Onu nasıl karşılıyoruz? Nasıl lisanslanıyor? Nasıl kullanılıyor? Teknik olarak detaylı nasıl çalışıyor? İşte rolling security nasıl oluyor? Bunları detaylandıracağız. Sorularınız oldukça zaten chatten de yazabilirsiniz. Ya da e, sonrasında söz, sözlü olarak da sorabilirsiniz. Deyip Halil ek bir yorumun yoksa yavaş yavaş ben anlatmaya başlayacağım. Yok seni bırakıyorum. Çok teşekkürler. Tamamdır. Ekranım sanırım geldi. Evet. Pardon. Şimdi aslında ilk Output'tan başlamak istiyorum. Output'tan kastım şu. Power BI Embedded'da çıkan çıktı neye benziyor? E, bu gördüğünüz bir tane web sitesi. Bu web sitesinde e, yani web tabanlı bir sitedeyim aslında. Bu sitede ortadaki arayüz biraz tanıdık gelmiş olabilir. Aslında Dark bir Power BI dashboard'u ve bu embed edilmiş. Başka bir uygulamanın parçası olarak gösteriliyor. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. E, Türkiye'de özellikle kurumlar işte acentalara, bayilere, şubelere yani çalışan dışındaki kişilere rapor sunmak istediklerinde sık sıkla bu yöntemi kullanıyorlar. Ya da bu sadece bu şekilde bütün rapor olmak zorunda da değil. Bakın şu görsellerin Power BI logosu ile birlikte geldiğini görüyorsunuz. Yani bu görseller spesifik olarak aslında Power BI'den request ediliyor ve buradaki ön yüze geliyor. Aslında şu kabuk uygulama Power e, BI uygulaması değil ama onun içerisindeki belli kısımlar Power BI'den beslenebilir. Tıpkı buradaki örnekte olduğu gibi yine belli kısımlar Power BI'den geliyor. Şimdi bunları detaylandıracağız. Hani bir raporu embed etmek de mümkün, raporun içindeki bir görseli embed etmek de mümkün, Q&A feature'ını embed etmek de mümkün. Yani siz e, hiçbir yerde Power BI yazmadan Power BI altyapısını kullanarak kendiniz custom bir çözüm de ortaya çıkartabiliyorsunuz özetle. Dediğim gibi farklı farklı senaryolar var. Ya da diyorsunuz ki ben de oradan bir Power BI raporunu şu an açtığım gibi buradaki çerçevenin içerisine koymak istiyorum ve benim sistemde tıklandığında şu sayfada bu rapor görünsün ve insanlar normal Power BI özelliklerini kullansın, tıklamalar yapsın, filtrelemeler yapsın vesaire. Şimdi bu senaryo nasıl çalışıyor, nasıl kurguluyoruz? Birazcık onu detaylandırmak istiyorum. bu arada Halil'in bahsettiği konu önemliydi. Yani Power BI'da hepimizin bildiği de şey arayüzünü açarsam normal portali portalde şuradan gelip embed tuşuna bastığımda birkaç seçenek çıkıyor. Bunlardan birisi publish to web. Bu yanında da yazdığı gibi public ve güvenli bir dağıtım yöntemi değil. Güvenliden kastım şu. Confidential bir veri paylaşımı için kullanılacak bir yöntem değil. Bu ancak public halka açacağım veriler için kullanabileceğim web sitesine koydum ve hiçbir şekilde authentication yok, doğrulama yok. O linke sahip olan herkesin eriştiği dağıtım yöntemi. Bunun bir lisans gereksinimi yok. Publish to Web'de bir şey yayınlamak istiyorsanız istediğiniz kadar insana, milyonlarca insana da açabilirsiniz. Sitenize koyuyorsunuz ve o rapor çalışıyor. Tabii ki teknik limitasyonlar olabilir. İşte analysis service'e canlı bağlantı desteklenmiyor, yok şu desteklenmiyor gibi. Zaten amacı da o değil. Amacı daha çok böyle showcase amaçlı ya da işte bir istatistik paylaşmak amaçlı e, ücretsiz bir şekilde Power BI'nin siz belli yeteneklerini kullandınız ve bunları sunuyorsunuz. Publish to Web aslında bu amaçla kullanılan fonksiyon. Diğer seçenekler web site ya da portal. Bu seçenek yine Secure Embed diye de geçiyordu ismi. Şunu sağlıyor. Ben yine App Power üzerinden raporu sunuyorum. Tek yaptığı şey raporun çerçevesini, üstteki menüyü vesaire silip daha kolay, daha erişilebilir bir link oluşturuyor. Ve bu link ben iframe olarak nasıl bir e, YouTube videosunu bir siteye gömebiliyorsam bu linki de gömebiliyorum. Ve diyorum ki bu linke git. Bu linke git dediğimde kişi sign'in daha önceden olduysa otomatik açılabilir ya da ilk kez yapıyorsa içinde bir in butonu çıkar ve kişi bir şekilde o Power BI raporuna ulaşır. Ben şu an tam ekran raporu açtım ama tam ekran raporu açmak yerine bir iframe içinde de aynı deneyim sunulabilirdi. Bu kullandığımız yöntem e, herhangi bir authentication ya da custom mekanizma içermediği için nasıl çalışıyor? Ben normalde şu arayüzde nasıl erişiyordum Power BI'ye? Şöyle küçülteyim bir user erişiyordum. Bu user aynı user kalmaya devam ediyor. Aynı userla benim yetkilerimle buradaki raporu sadece tam ekran görmüş oluyorum. Ya da işte bir şeyin içerisinde embed etmiş oluyorum. Bu da aslında tam olarak bizim bugün konuşacağımız embed yöntem değil. Bugün bizim konuşacağımız embed detayına gireceğimiz embedded. E, bu şekilde bir user bazlı embedden ziyade çalışan olmayan birisine de desteklenen. Tabii ki çalışanlara da olabilir. Hani kurum içindeki kişilere de olabilir ama biraz daha Gerçek bir entegrasyon nasıl yapılır? Kendi uygulamamız kullanıcıya hiç username de sormadan, password de sormadan nasıl Power BI raporunu gösterebilir? Onu detaylandıracağız. Aslında bu seçenekte de şuradaki Developer Playground'a karşılık geliyor. Siz de buna tıkladığınızda şöyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfaya Google'dan da arayıp gidebilirsiniz. İlla raporun içerisinden gitmek zorunda da değilsiniz. Yaptığı şey şu burada. Ana sayfayı açacağım. Seçtiğim rapor üzerinden de doğrudan kod yazıyor ama ben şimdi sıfırdan başlayacağım. Burada Diyor ki farklı farklı senaryoları test edebilirsiniz. Ee, kendi raporunuzu seçip onun embed kodunu yazmasını da isteyebilirsiniz. Ya da sample bir report ile çalış diyorum. Ve yukarıya bir kod yazıyor. Diyor ki bu kodla Power BI raporunu embed edebilirsin. En başta demiştim sadece rapor değil farklı objeleri de embed edebilirsiniz. İlk şu ortadaki adımdan başlayalım. Burada diyor ki bir Power BI raporunu raporda bir visual'ı bir çarşaf raporu yani paginated report'u ya da ee, bir dashboard'taki bir tile'ı tek bir kutuyu ya da dashboard'u ya da Q&A'yı ben embed edebiliyorum. Ve yine önemli şeylerden birisi bir raporu edit modunda dahi embed edebiliyorum. Bunu da en sonda biraz daha detaylandırırız. Yani sizin uygulamanızın içerisinde bu deneyimi sunup hiçbir yerde yine Power BI'ye yazmadan, Power BI'ye login olmadan, Power BI user olmadan bir kişi datasetteki alanları görüp kendi raporunu sizin uygulamanız içinde yapabilir. Hatta save deyip bu raporu kaydedebilir. Ee, ve bu kaydettiği dosyayı da siz alıp API ile istediğiniz yerde store edebilirsiniz. Power BI'de dahi store etmek zorunda değilsiniz. Hani bayağı ucu açık orada senaryolar mümkün. Edit modu değil önce View'den başlayalım. View modda bir raporu çağırmak istediğimde bu rapor şu an şuradaki bu workspace'in içerisinde şu ID'li bir rapor. Ben bunu çağırmak istediğimde yapmam gereken şey aslında şu. Şurada show Log değil sample kod diyorum burada bir javascript kodu görüyoruz bu javascript kodu aslında şunu yapıyor bir kütüphane yüklüyor sonra sayfa yüklendi mi diye bakıyor ve sayfa yüklendiyse bir tokena ihtiyaç duyuyor şimdi burada yani web development yapanlarınızın çok iyi aşina oldu ama daha önceden bununla uğraşmayanlar için daha genel hatlarıyla da anlatmaya çalışacağım çünkü power bi konusunda uzman olup web development konusunda hiç uğraşmayan birisi de olabilir. E, yaptığımız şey şu. Web development'te hep iki taraf var. Bir backend, bir frontend. Front enddeki data genelde daha public'tir. Herhangi birisi girip ben browser'da bir siteye bakarken işte inspect element deyip bu sitenin HTML'ini, Java e, JavaScript'ini vesaire görebilirim. Burası biraz daha frontend'in aslında output'u. Buraya yazılmayan benim bir uygulamayla konuşacağım ve uygulamadan atıyorum confidential bir şifre vereceğim. O da bana bir cevap dönecekse bunun olması gereken yer zaten frontend değil ya da javascript ya da html katmanı değil. Onun olması gereken yer e, bu token'ın yani generate etme işleminin olması gereken yer benim backend'im. Yani benim bir işte java uygulamam var. Mesela şu uygulamayı düşünelim. Bu uygulama java ile yazılmış ya da .net ile yazılmış ya da işte react ile yazılmış herhangi bir framework kullanılarak yazılmış bir portal web portali. Ben bunun içerisinde Power BI'yi embed etmek istiyorsam Yapmam gereken iki aşama var iki temel aşama var Birincisi Benim Gidip Şurada gördüğünüz Access token'ı Generate etmem lazım raporun URL'i okey elimde var raporun ID'si var İşte token type'ı konuşuruz Ama en önemli şey benim burada bir token'a ihtiyacım var token dediğimiz şey normalde Power BI'ye erişirken username password'la giriyoruz Embedded'da tek tek username password kişilere sormadığımız için arkada bizim uygulamamızın backendinin gelen kişi Ahmet o zaman ben Ahmet'e göre gideyim bir token alayım deyip o token'ı alması gerekiyor ki Power BI'ye de o token'ı verip diyor ki bu Ahmet için ya da şu X token'ı için bir rapor versene diyor. Ve her gelen kişi için bunu ayrı ayrı yapması lazım. Neden? Çünkü diğer türlü o Ahmet'in token'ını başkası kullanabilir. Birinin eline geçebilir. O token da zaten geçici süreli belki bir saatlik bir süresi var. O token'ı bir şekilde Ahmet kopyalasa bile zor bela. O token zaten bir süre sonra kendini imha ediyor. Çünkü uygulamanın, o kabuk uygulamanın o kişiye özel bir token generate edip bunu da öldürmesi gerekiyor ki bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkmasın. Şimdi sorular olursa bu arada çete de yazın olabildiğince Soru işaretlerini gidererek ilerlemek istiyorum. Aynen konuyla ilgili sorularınız olursa chat window'a yazabilirsiniz. Buradaki ekran sen Power kendi raporlarından geldin değil mi? Bir yanlış anlama. Oradan yapmış. geldim. Oradan geldim ama Google'a Playground, Power BI Embedded Playground yazdığında da en üste çıkan sayfa. Yani doğrudan playground.powerbi.com yazıp da gidebilirsiniz. İki türlü de gidilir. İkisinde de aynı şey geliyor. Şu an bu dummy bir rapor gösteriyor bana. Benim raporum değil bu bana örnek kodlar gösteriyor diyor ki JavaScript'te böyle çağırabilirsin. Ama ya yani burası ön yüz JavaScript kısmı bütün dillerde neredeyse aynı çünkü web tabanlı bir şeyin içinde göstereceğim ben bu raporu nihayetinde bir iframe ile getireceğim. Ama backend kısmı benim framework'üme göre, kullandığım framework'e göre değişiklik gösterebilir. Şimdi ee, raporu çağırdıktan sonra da şu an raporu burada görüyoruz. Raporu dışarıdan komut gönderebiliyorum. Diyorum ki bu raporu refresh et. Bakın bütün görsellerin üzerinde refresh ikonu döndü. Ya da raporu full e çevir. Buradaki yaptığım benim şu an yaptığım tıklamalar her ne kadar şu an tıklayarak yapsam da dışarıdaki kabuk uygulama aslında. Bu komutların herhangi birisini JavaScript ile çağırabilir. Mesela ne yapabilir? Git raporun sayfasını değiştir. Ne yaptı? Raporun başka bir sayfasına geçti. Bu tür işlemleri çok daha komplekslerinde yaptırmak mümkün. Rapordan bir görseli silmeniz, görselin yerini değiştirmeniz normalde Power BI'da bir viewer şunu yapabilir mi? Buradaki bar chart'ın size'ını işte yarıya indir. Onun yanına çünkü harita koyacağım. Bunu siz desktop'ta edit modunda yapabilirsiniz ama view modunda yapılabilecek bir şey değil. Ancak bookmark'larla o halinde kaydet, bu halinde kaydet vesaire. Embedded'de bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bir görselin XYZ propertüsünü değiştir. Bir filtreyi default olarak mesela çok istenen özelliklerden birisi. Ben bu slicer'ı şöyle kaydettim bıraktım ama her ay açıldığında kayarak o ay burada seçili açılsın istiyorum. Ben bunu Power BI'de doğrudan bu slicer ile yapamıyorum. Ya relative date kullanacağım ya başka bir trick yapacağım. Ama embedded'da rahatlıkla ben şunu söyleyebiliyorum. Git set slicer state şu slicer'ın değerini şu şekilde e, Değiştir değiştir diyebiliyorum. Yapmam gereken şey date işte greater than equal bir değer yazıyorum. Ve bir kodu çalıştırdığım anda run diye ne yapıyor? Raporun içerisindeki bu slicer'ın değerini değiştiriyor. Dolayısıyla e, embedded'da normalde yapmak zor olan ya da hatta hiç mümkün olmayan şeyleri dahi yapmak burada mümkün. Birazdan uygulamalı bir şekilde de göstereceğim hani nasıl bir embed yapıyoruz ama önce buradaki fonksiyonların biraz daha üzerinden geçelim istiyorum. Bir diğer konu da şu. Ben raporu mesela şu da bir bu publish to web gerçi şeye gelelim. Mesela şurada bir embedded rapor açtım. Bu raporda Sağa tıkladığımda normal Power BI seçenekleri geliyor ya da drill true vesaire yapıyorum. Normal fonksiyonlar var ya da şuraya tıkladığımda normal export fonksiyonları geliyor. Ben embedded'da bunları da değiştirebiliyorum. Diyorum ki embedded'da burada export datanın üzerinde bir madde daha olsun. İşte müşteri profiline git diye bir sekme istiyorsam ne yapıyorum? Gelip diyorum ki Power BI embedded'da tekrar arayüzü açalım. Burada işte şeyi değiştirmek istiyorum. Menü operations'ta, menu Operations'ta Extend Option menü diyorum. Bunu çalıştırdım. Bunu spesifik bir görsel için de çalıştırabilirim. Artık herhangi bir görselin şuradaki köşeye geldiğimde bakın buraya yeni bir menü eklendi. Normalde Power BI'de olmayan. Ve bu menüye tıkladığımda da olacak şeyi ben yine JavaScript'le yazabilirim istediğim gibi. Ya da Context menüyü Extend et dedim. Artık buraya sağ tıkladığımda burada yeni bir şey geldi. Buna tıklandığında da istediğim süreci tetikleyebilirim. Ya da daha güzeli hiç sağ tıklama vesaire yaptırmaya gerek yok. Ben burada normalde Barba'yı seçtiğimde ne yapıyor? Raporu filtreliyor. Ben diyorum ki Barba'ya tıkladığımda git başka bir sayfayı doğrudan aç, filtreleri uygula ya da beni CRM sistemini at, Barba'nın profilini aç vesaire. Hiç hyperlink bile olmadan böyle bir şey tetiklemek istiyorsam o zaman da geliyorum diyorum ki data kısmından data selected eventini ben çalıştırmak istiyorum diyorum. Bunun da bir kodu var yine şöyle bir kod yazıyorum. Diyorum ki işte Eee Herhangi bir data selected eventi olduğunda git detayları al. Buraya şey de diyebilirim. Detayları aldın. Sonra bunun içerisinde işte şey yazıyorsa, şu kelime geçiyorsa, o zaman şunu çağır, şu sayfayı aç, konsola yaz. Yani JavaScript'te burada web developer istediği uygulamayı açabilir, tetikleyebilir, bunu pes edebilir. Hepsi mümkün. Özetle. Data export'u da yani onlarca burada senaryo var çok tek tek detayına girmeyeceğim ama çok güzel bir şekilde zaten anlatıyor. Her birinin de e, hem açıklamaları var hem e, örnek kodları var. Özetle siz burada raporu açmakla kalmıyorsunuz. Rapor açtıktan sonra da real time sizin dışarıdaki kabuk uygulamanızla Power BI konuşuyor. Pro account'la çalışıyor burası diye bir soru var. Burada hiçbir account'unuz olmadan dahi hatta hiç login olmadan gizli sekmede dahi bu arayüzleri kullanabiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz. Ne zaman ki kendi raporunuzu embed etmek istediğiniz o zaman pro account gerekiyor. Pro account da yeterli. Test ortamı için, development için pro account yeterli. Ee, şimdi şeyi göreceğiz. Hani bir bir noktada pro kant değil kapasite lisansı gerekecek. Yani Power BI Embedded ya da Power BI Embedded on Azure gibi bir lisans gerekecek production'a sunduğunda. Çünkü user kontrolünü ortadan çıkartıyor Microsoft. O noktaya Peki. kadar ben e, pro lisansla ilerleyebilirim. Peki burayı herkesin free lisansla uygulayabileceği bir Power BI raporunuz olsaydı ve Embedded servisine kullanıyor olsaydınız yapılabilecek şeylerle ilgili JavaScript kodları üzerinden size örnekler veren bir site diyebiliriz. Aynen. Ya buradan bir rapor seçip onunla gidiyorum bu Developer Playground'a ya da gidiyorum sonradan seçiyorum. Mesela şimdi giderek tekrar yapalım. Bakın raporla birlikte geldim. Direkt yukarıya kodu yazıyor benim için. Diyor ki işte şu ID'deki şu raporu. Sonra da aşağıda onu render ediyor ve çalıştırıyor. O raporu getirdi. Ben denemek için burada değişiklik yapmak istiyorsam diyorum ki raporu işte yükle sonra bunu yap. Embed yaptın. Bir sonraki adımda da git işte slicer'dan set slicer state'i şurada çalıştır dedim. Kodu ekledi. Dedim ki git advanced slicer'ı bul. Slicer'ın hangisi olduğunu da burada işte date sütununu sütunun hangi üstünde olduğunu da söylemişim. Ve bunu da çalıştırdığında şu an hem raporu yükleyecek önce sonrasında da ilgili slicer'ı bulup tarihini değiştirecek. Uymuyorsa yapamayacak. Bana konsolda bir hata verecek. Diyecek ki bir sıkıntı oldu. Eee URL filtre özelliğini embedde de kullanabiliyor muyuz diye bir soru var. Bu kod parçaları kendi sistemimize ekliyoruz yani değil mi diye bir soru var. Evet bu kod parçaları tamamen kendi sistemimizde. Power BI tarafında herhangi bir deployment yok. Power BI'den sadece istiyorsunuz bana bu raporu ver diyorsunuz. Bu kod parçaları kendi sitenizin front endinde e, URL filtresi bu şekilde embedde gerek yok çünkü zaten URL yok bir yerde. Siz Hı. burada yaptığınız şey şu diyorsunuz ki ben şu raporu istiyorum. Embed URL rapor ID'sini veriyorsunuz. Dolayısıyla da diğer bütün parametreleri config'de verebilirsiniz. Diyorsunuz ki burada bakın bir takım config parametreleri görüyorsunuz. İsterseniz buraya bir de diyorsunuz ki ben buraya bir de filters ekleyeceğim eşittir diyorsunuz ve normalde URL'le vereceğiniz filtreleri de buraya bir array olarak verebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki D sütununda işte bilmem ne sütunu onun içindeki eşittir şu olsun. Şu an örnek veriyorum ama bunun bir sintaksi var tabii ki. Ve filtreyi de ben direkt parametrik olarak pes edebiliyorum. Ama filtre bir güvenlik özelliği değil. Onun hep altını çiziyorum. Çünkü filtreyi burada frontend'de bir filtre vermem kişinin değiştirebileceği bir şey. Kişinin değiştiremeyeceği tek şey ön yüzdeki bir son kullanıcının access token. Benim dolayısıyla eğer güvenlik amaçlı bir filtreleme yapıyorsam yani neyi kastediyorum? Bu raporu alttaki raporu şu kişi açarsa region olarak sadece Midwest'i görsün ve hiçbir şekilde de bunun ötesini göremesin istiyorsam gelip de burada URL'in sonuna Midwest, region eşittir Midwest yazmamalıyım. Zaten onu yazarsam adam da onu değiştirir. Ya da buradaki filtrelere de yazmamalıyım. Çünkü adam bunu da bulup değiştirebilir. Art niyetli birisi. Bunu yapmam gereken yer şuradaki token var ya bu token'ı alırken şimdi onun da detayını göstereceğim. Bu token'ı alırken ben aslında Azure Active Directory'ye gidiyorum. Yani bizim hep username password'ümüzü girip aslında doğrulandığımız yere. Ve diyorum ki ben Power BI'den bir token istiyorum. Şu user'ım ben. Ben admin'im. Benim username'im password'üm bu. Ama şu user'mışım gibi bana bir token verir misin diyorum. Ve o token içerisinde bütün yetki limitlerini, yetki kısıtlarını barındırıyor. Dolayısıyla da ben o token'la o, o token'ı da alıp ilgili user'a veriyorum. Buyur diyorum. Sen gezinirken bu token'la gezinebilirsin. O evet. token'la kişi ne yaparsa yapsın role level security'yi esnetemez. Role level security'nin dışına çıkamaz. Evet. Bilmiyorum anlaşılır evet. oldu mu? Bu bu URL filter sorusu ilk başta bu embed'i anlatmıyoruz dediğimiz embed için geçerli aslında. Orada evet. birçok bir evet. çok Evet, O embed'de şey Aynen. Işte web bir URL üretiyor. yöreli e, sonuna işte bir soru işareti koyup filter, region eşittir falan diyorsunuz. O embedle bununla alakası yok. Şeyde de bu arada web site portalde de aynı embed e, yani user sizin mevcut user'ınızla kurum user'ınızla eriştiğiniz embedde de şey yine var. E, onun da hani e, nedir onun adı? Bu şekilde embedde de filtre verebiliyorsunuz. URL'e filtre verebiliyorsunuz. Filters deyip. Ee, ama şeyde zaten bir URL yok. Son gösterdiğimizde sadece raporun ID'sini veriyorsunuz. Bana bu raporu ver diyorsunuz. Dolayısıyla URL e eklemenize gerek yok. Direkt konfigürasyona ekliyorsunuz gerekiyorsa. Şimdi e, bu şekilde embed'in nasıl olduğunu birlikte yapalım. Burada ilk kez bu ekrana girdiğinizde bir işte explorer var. Developers Sandbox'ı dene, dene var. Bir de burada ee, kendi environment'ı kurmanız için yine bir hazır bir tool var, bir wizard var. Burada özellikle e, bir dokumentasyonu önce öne, e, önereceğim, okumanızı önereceğim. Şuradan Power BI Embedded gelelim. Şimdi Embedded dokumentasyonuna geldiğinizde burada karşınıza zaten bugün konuştuğumuz opsiyonlar çıkıyor. Secure Embed dediğimiz şey no code URL'i alıp o ile eriştirme. Bunda en temel zorunluluk rapora bakan kişinin de bir Power BI Pro lisansı olması lazım ve bu kişinin de normal direktördeki bir user olması lazım. Onun dışında bir ek bir değişiklik vesaire yapamıyorum. Ee, diğer opsiyonlar ne? Embed for your customer ve embed for your organization diye hep bu embed süreci ikiye ayrılıyor. Embed for your customer da Gelen kişiler Active Directory user olmak zorunda değil, tamamen custom user'lar. Hatta olmamak zorunda gibi bir şey. Embed for your organization'da ise gelen user'lar yine başka bir yerden erişiyorlar ama benim çalışanlarım dolayısıyla da ben onlar için tekrar gidip token almak zorunda değilim. Zaten token'ı olan bir user bu rapora erişiyor. Zaten kimse login olmuş, out'la login olmuş bir user erişiyor. Senaryonuza göre bu dokümantasyonda bunlardan birisini seçmeniz gerekiyor ve burada da anlatıyor. Embed for your customer da e, uygulama datanın sahibi ve istediği kişiye gösteriyor. External user'lar için. Burada ise user tamamen kendi konteksiyle, kendi yetkisiyle gidip bir yerlerden bir şey görüyor. Bu aslında sağdaki embed for your organization URL embed'e de benziyor. Secure embed'e de benziyor yapı itibariyle. Sadece biraz daha kod opsiyonları var. Mesela SharePoint'in içerisinde Embed etmek istediğimizde aslında embed for your organization yapıyoruz. Çünkü zaten herkes user. Ya da Teams'te yaptığımızda da embed for your organization yapıyoruz. Sadece kodunu Microsoft bizim için yazmış zaten. Bizim bir şey yazmamıza gerek kalmıyor. Benzer bir şekilde benim Active Directory üzerinde çalışan bir uygulamam varsa embed for your organization kullanabilirim. Böylece benim uygulamamda Power BI çalışır. Ama ben şeyle uğraşmam. E, gelen kişi şu mu, şu kişiyi şuna yönlendir vesaire. Zaten hepsi Active Directory user olduğu için benim uygulamamda da ve benim uygulamam da zaten Azure AD üzerinden çalıştığı için bu sağdaki opsiyonu kullanabilirim. Soldaki opsiyonda user'ın bir lisansa ihtiyacı yok. Zaten biz bunu detaylandıracağız bugün. Çünkü diğer opsiyon daha straightforward. Peki ben Şimdi bir senaryo sorabilir miyim? Daha açık tabii. olması açısından. Aslında hepsini de açıkladın. Şimdi birçok şirket ISV tarzı olabiliyor ya da kendi e, sistem üzerinden bir uygulama geliştirmiş oluyor. işte Azure'da çalışıyor falan. Ve e, dış müşterilerine kendi tenantları altında kullanıcılar veriyorlar. Hı hı. Hem kendi tenantları altında servis verdikleri müşterileri, kullanıcıları var. Hem de kullanıcının kendi kimliğiyle girdiği, kendi tenant adresiyle girdiği bir senaryo var. standart Power BI. Raporlarının yanı sıra uygulama içerisindeki standart power BI raporlarının yanı sıra bu müşterilere kendi e lerinin oynayabilecekleri, edit edebilecekleri hmm. bir e, ortam sunabilir miyiz peşindeler zaman zaman. Hmm. Bu durumda hmm. bizim için uygun olan yöntem daha çok emmet for your customers oluyor. Evet doğru. Aslında oluyor. kadarıyla Azure Active Directory ile ilişkilendirebiliriz, ilişkilendirmeyebiliriz. Ekstradan Aynen o bir... tamamen şey yani mesela şu da olabilir. Çalışanlar da erişiyordur aynı portale müşteriler de erişiyordur. Çalışanlar AD user ile gelir yani o orada kod olduğu için her şey çok daha kompleks senaryolarda mümkün olabilir. Tamam bu Şimdi... servisi eğer kullanırsak e, dış müşterilerimize diyelim tırnak içerisinde herhangi bir lisans çıkartmadan da böyle bir çözümü yaratabiliriz. Hı hı Eee ve dediğin gibi şey de yapılabilir yani bir satış modeliyle ben Power BI'yi ürünümün bir parçası haline getirip bunu hizmet olarak da satabilirim. Bunun önünde bir lisans engeli de yok zaten Power BI Embedded ve Power BI Premium resell edilebilir e, ya da reuse edilebilir e, lisanslar ama pro lisansı öyle değil pro lisansın bir kişiye ait olması gerekiyor. Şimdi burada e, dökümantasyondan ilerliyorum Embed Your Customer'ı açıyorum. Bunun detayında diyor ki benim bunu nasıl yapmam lazım adım adım. Diyor ki önce bir ortam kurman lazım. Sonrasında da ayarları yapman lazım. Ve bir takım örnek kodlar var burada. .NET'te, Java'da, Node.js'te, Python'da. Ne kodu bunlar hep? Arka tarafta gidip o token'ı alma kütüphanesi ve ön yüzde de bunu gösterme kütüphanesi. Yazdığınız dile göre bunlardan birisini seçiyorsunuz. Ve seçtiğiniz şeye göre de diyor ki önce makinenize şunları kurun. İşte Visual Studio'yu kurun. Java'yı şunları kurun. Zaten çoğu zaman bu zaten yüklüdür. O o dilde development yapan birisinde ama ben şimdi bir tanesini göstereceğim. .NET Core'u göstereceğim. Herhangi birisini değiştirebilirsiniz. Birinci adım diyor ki authentication metodunu seç. Embed for your customer yapacağız. Burada da ikiye bölünüyor konu. Hiç şimdiye kadar bahsetmediğim bir detay. Burada demiştim ya en başta ben bir admin olarak gidip diyorum ki ben bir uygulamayım ve Power BI'den bir rapor isteyeceğim ve istediğim kişi adına vesaire isteyebilirim ama nasıl isteyeceğim kısmında İki opsiyonum var. Birincisi master user. Master user'da ben adı üstünde bir user'ın username ve password'ını kullanarak diyorum ki ben bu workspace'de zaten admin'im. Ben istiyorum. Şu kişi için istiyorum deyip şey yapabiliyorum. Ee, bir rapor isteyebiliyorum. Diğer metot service principle. Service principle'da ise bir password'ı olan bir user değil bir secret'ı olan bir Identity yine bu da şey üzerinde Azure Active aktör üzerindeki bir identity yi kullanarak ben gidip e, ilgili şeyi istiyorum. Token'ı istiyorum. İkisi de aslında benzer. Ee, burada tek şeyi hani burada güvenlik açısından e, şeyin içerisinde kodunuzun içerisinde dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir password var kodunuzun içerisinde bir yerlerde. Bu tabii ki son kullanıcının göreceği kısımda değil. Backend'inizde frontend demiştim ya en yani başta frontend'e belki erişebilir kişi bir şekilde ama backend'inizde hiçbir şekilde erişememesi lazım idealde. Dolayısıyla bu password'ünüz backend'de kalmaya devam ettiği için güvensiz diyemeyiz. Ama diğeri daha profesyonel tercih edilen bir yöntem olabiliyor. Şey de değil yani illa çok kurumsal ölçekte ben bunu kullanmalıyım. Hayır master user kullanılmaz gibi bir durum yok. İkisi de benzer. Gereksinimler az çok değişiyor. Output neredeyse aynı. Master user opsiyonunda bu master user'ın bir pro lisansa ihtiyacı var. Tabii ki Weaver'ların tek tek yok ama master user'ın bir named lisansı olması lazım ki erişebilsin. Diğerinde ise pro lisansa daha ihtiyaç yok. Any workspace'ten içerik alabiliriz. İlk adım diyor ki bir Azure AD application register et. Bu bizim Azure AD ile entegre bir Süreç yaptığımız için application'ımızı önce gidip Azure AD'de bir registration yapıyoruz ve bu işlem e, isterseniz Azure portali açıp portal.azure.com'dan yapıyorsunuz ama çok daha kolay yolu doğrudan bir tool var burada. Tıkladığımda şuradaki setup tool. Hatta bu tool'a buradan da erişebilirsiniz, dokümandan da, şuradan da erişebilirsiniz. E, doğrudan bunun ana sayfasında da bir şey olarak sunuluyor. Nerede? gelecek şimdi. Start setting up your environment dediğimde de aynı yere geliyor. Bu setup tool'u size guidance veriyor. Diyor ki embed for your customer yapacaksın, your organization mı yapacaksın? Your customer yapacağım diyorum. Diyor ki ilk adım bir Power login ol. Login oldum. Sonra diyor ki uygulamanın adı ne? Diyorum ki Contoso Embed for işte partners diye bir şey yaptım. Benim bir uygulamamın adı var. Sonra diyorum ki bu uygulama ne yapabilir? Power BI'da dataset okuyabilir. işte read write yapabilir. Şunları şunları görebilir. İstersem çok kısıtlı bir permission da verebilirim. Sadece raporları görüntüleme verdim. Write yetkisi vermedim. Ya daha iyi hepsini yapabilsin dedim. Sonuçta ben sonrasında nasıl kullanacağıma kendim karar vereceğim. Sonrasında register dedim. Sonra diyor ki e, bu mevcutta bir workspace'in yoksa yeni workspace oluştur diyor. Ben diyorum ki hayır benim var. Workspace şeyi de istemiyorum. Ve doğrudan e, grant permission hatta zaten süre bittiğinde otomatik olarak bir application register edip bu application'la e, kodu indirtecek bana. Yani benim için aslında bir .NET kodu yazıyor şu anda. Süre tamamlandı. Şimdi birazdan şuna basıyorum. Aplikasyonu register ettim. Bu aplikasyona kontosu embed for your şey aplikasyona izin veriyorum Azure AD'de. Bunu bir kereye mahsup benim user'ım için yapıyorum. Çünkü bu user'la hep gidip gideceğim zaten. Ve dedi ki tam oluşturdun. Aplikasyon idsi bu. Sample application'ı indir tuşuna bastığımda burada bir zip dosyası indiriyor. Bu zip dosyasının güzel tarafı içerisinde kod yazılmış durumda. Yani benim idlerimle benim bilgilerimle. Bu kodun içerisine açarsam şimdi bunu da şey yapalım. Kopyala dedim ve. Şurada bir klasör açıp. Bir vücutluluğu solution'u var. Solution'un içerisinde bütün kod blokları var. Ve ben bu solution'a tıklayıp açtığımda. Bu da doğrudan açılacak ve içerisinde ben orada şey demiştim. Hatırlarsanız bir workspace oluşturma boşu boşuna benim zaten var demiştim. Eğer onu demeseydim kendisi bir tane sample report oluşturup içerisine workspace e bir tane de rapor koyup doğrudan onu kodun içerisinde de inject edecekti. Ben şu an onu size göstermek için kendim yapıyorum. Önce bu bir açılsın. Benim burada embed etmeye çalıştığım. Pardon şunu indirdim. Raporum mu önce bir belirleyeyim. Raporum şu rapor. Dolayısıyla bu raporun workspace id'si şu. Kopyaladım. Report id'si şu. Kopyaladım. Pardon yanlışlıkla yapıştırdım. Report id'si bu. Bunu da kopyaladım. Şimdi e, Visual Studio'muz açıldı. Şurada. Burada bir solution'ımız var. Bu solution önce bir build dedim. Bakalım bir sorun var mı? Şuradaki web config dosyasını doldurmuş olması lazım. Ben indirirken. Bunu da içine bakıyorum. Bakın diyor ki benim username'imi yazmış. İşte diğer URL'leri vesaire application ID'yi doldurmuş. Neyi doldurmamış? Workspace ID ve Report ID diyorum ki Workspace ID'yi ben söyleyeyim. Biraz önce zaten kopyalamıştık. Şu. Report ID'miz ne? Bu. Şimdi burada eğer master user'la gidiyorsam password'ü doldurmam lazım. Master user'la değil de Service Principle'la gidiyorsam o zaman da Application Secret'i doldurmam lazım. Bu iki opsiyona göre aslında doldurmam gereken şeyler değişiyor. Benim senaryomda sadece Password'ü doldurmam yeterli. Şu anda uygulamanın birkaç parametresi vardı. Benim bu, bu arada şu gördüğünüz kod sizin uygulamanıza göre tamamen değişebilir. Bu .NET'teki sample uygulama. Bu parametreleri alacak, kod sonra gidecek, işte iframe çağıracak, otantik olacak vesaire detaylarına gireriz. Benim burada ee, ek bir şey yapmam aslında çok fazla gerek yok. Buradaki passwordi yazıp şuradaki run tuşuna bastığım anda her şey çalışacak. Bir şey yapacağım şimdi. Şöyle e, passwordi bir yerlerden bulacağım. Daha önceden çalıştırdığım bir. Aynen. Şurada var bir password. Nasıl yapalım? Neyse zaten değiştireceğim için çok sorun yok. Kopyaladım. Ve buraya yapıştırdım. Şimdi burada bakın dediğimiz şey oldu. Ben burada dummy bir şifreyi e, kodun içerisine yazmış oldum. Bu aslında istenilebilecek bir durum değil. Ne yapmam lazım? Service principle kullansaydım böyle bir şeye gerek kalmayacaktı. Ya da başka bir secret kullanacaktım. Şu anda bu şekilde bir şey yaptım. Şifremi girdim. Diğer bilgileri girdim. Bu uygulamanın backendinde duruyor. Kimsenin erişebildiği bir yerde durmuyor ve run tuşuna basıp çalıştırıyorum. Çalıştır tuşuna bastığımda bunu bu edecek ve localhost'ta bir web sitesi olarak sample uygulama karşımıza gelecek. Eğer bir hata vermezse Evet bakın alt kısımda raporu yükledi. Şu an bu benim kabuk uygulamam. Şu rapor burada yüklendi. Üste bir uyarı çıktı. Bu uyarının sebebi işte diyor ki Pro lisansıyla yaptığın için bu sadece deneme için kullanabilirsin diyor. Bu uyarıyı silemiyorum çünkü bu uyarı tamamen şey için. Benim illegal ya da tek bir lisansla binlerce kişiye rapor göstermemi engellemek için aslında sunulan bir şey. Sadece bu uyarı da değil ben abartırsam eğer tek bir pro lisansla binlerce kişiye ya da onlarca kişiye bir şey göstermeye başlarsam hesabımı da zaten kitleyebilir. Çünkü fark ediyor diyor ki. Bir sürü farklı lokasyondan herkes aynı pro lisansla rapora erişmeye çalışıyor diye. Şimdi bu net'teki bir yerden. Evde... Soru mu geldi mikrofon mu açık kaldı e, mikrofon açık kaldı herhalde devam edelim tamam. Şimdi e, peki bu kod içerisinde tam olarak ne yapıyor? Aslında şöyle inceleyebiliriz. Tabi net'teki kodu hani .NET bilen birinin incelemesi mantıklı. Ben sadece ben de uzmanı değilim. Sadece şöyle bir genel hatlarıyla kodun içerisinde ne yapıyoru göstereceğim. Burada demiş ki bir tane aslında HTML olarak bir konteyner koyuyor. Sonrasında o container'ın bakın embed URL'i git parametrelerden al. Report ID'yi git işte parametrelerden al gibi bir akış var. Bu parametreler backend'de e, her birinin karşılığı olan controller'lar var. Şimdi onu da birazdan buluruz. Ve ön yüzde bu bilgileri kullanarak diyor ki raporu göster. Filtre paneli açık gelsin, kapalı gelsin. Burada ayarlar var. İşte false dersen mesela filtre paneli kapalı gelir. İşte alttaki şey menüsünü kapat, göster. Burada bunların dışında da çok sayıda şey var. Property var. İşte şunu aç. Filter. Pen gibi. Başka kullanabileceğim şeyleri de burada çağırabiliyorum. Burada hatta bana şu an önermiyor. Konfigürasyonun aslında bir dokümentasyonu var detaylı şurada gördüğünüz. Hatta birlikte bakalım mesela. GitHub'daki örnek kodlarda çok daha detayına inmek mümkün. Buradan gelelim. Configuration. Configure report settings. Bakın burada mesela filtreleri set edebilirim, temayı değiştirebilirim. İşte hatta data seti dahi değiştirebiliyorsunuz mesela. Bu da önemli. Raporu dinamik olarak şu data sete bağlı getir deyip on the fly hayır o data set değil de işte bir yıl öncesinin data setiyle getir. Aynı raporu dahi diyebiliyorsunuz. Embedded bu tür dinamik data set binding gibi şeyler de mümkün. Normalde Power BI arayüzünde çok yapamayacağımız şeyler. Bir parametreyle çok rahatlıkla şey diyebiliyorsunuz mesela. E, draft dataset'e bağla test'e bağla, pro'da bağla ve o şekilde bunu burada göster vesaire diyebiliyorsunuz. Hatta kişiye göre çok dinamik dataset oluşturup o dataset'i de e, o rapora bağlayıp kişiye göstermek ve kişi raporu kapattığı anda da hem dataseti hem raporu silmek gibi senaryolarda dünyada kullanılıyor. Mustafa biraz erken bir soru ama yerinde bir soru bir taraftan da. Biz bu uygulamayı birazdan ayağa kaldırdık. E, Müşterilerimize de açtık. E, kullanın usage metriklerle ilgili alabileceğiniz bir şey var mı? Bir log bir hmm. e, ne de, kadar kaç sayfayı render ettiği vesaire e, falan güzel gibi. Güzel bir soru. Doğrudan usage metrics bunları kapsamıyor. Ama kapasite metrics bunu kapsıyor. Çünkü kapasite üzerinde ben hangi rapor ne kadar e, consume oldu ve ne kadar memori tüketti görebildiğim için memori ve CPU olarak doğrudan görüyorum. Şunu istiyorsam işte hangi kullanıcı kaç kere açtı neye tıkladı? Bunu benim track etmem lazım. Yani dışarıdaki kabuk uygulamanın zaten şeye hakim. Bu sayfayı kaç kişi açtığına hakim. Ya Google Analytics kullanabilir ya Microsoft'un işte Application Insights kullanabilir. Hataları vesaireye track edebilir. Burada normal web sitesini track ettiği tool'la e, embedded tarafı da track ediyor aslında. Bunun ötesine geçmek istiyorsam da bir takım yöntemler yine var. E, ne gibi? Şöyle işte Power BI'yi Application Insights'a bağlamak ve bunlar değil daha tersten bir bağlantı da bunun da dokümantasyonunu bulmak biraz zor. Ee, yani şey de yapabiliyorsunuz Power BI'nin usage loglarının Application Insights'ı beslemesini sağlayabiliyorsunuz. Ee, o da benzer bir şekilde aslında veri biriktirmek için kullanılabilir. Ama hiçbir evet. şey olmasa bile Azure ya da Microsoft, Microsoft tarafında e, Log tarafında ya yani vardır mutlaka Application Insight ben bilmiyorum ama Log Analytics olabilir mi? Bugün yoksa yarın gelirim diye şey yapıyorum ama en nihayetinde bu sizin geliştirdiğiniz bir uygulama. Evet yani aynen. Hangi o... payını nasıl track edecekseniz e, onu bir Hı -hı. Google koduna da bağlayabilirsiniz. Kendi yazacağınız başka bir şeye de bağlayabilirsiniz. Log atabilirsiniz kendiniz. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. her türlü Şöyle doğru aynen yani Log, ay yani log Analytics'i de kullanıp bağlayabilirsiniz. Ee, Azure işte Application Insights'i de bağlayabilirsiniz. İkisinde de zaten deli gibi log birikiyor. O log'u da nasıl isterseniz yine Power BI'de belki yorumlamak isterseniz Power BI'de yorumlarsınız. Default'ta burada hazır bir şey sunmuyor. Zaten sunması da çok mantıklı değil çünkü kime gösterdiğinizi Power BI'de bilmiyor. Power BI'ye siz diyorsunuz ki bu raporu ver bana o da veriyor. Siz isterseniz 5 kişiye aynı raporu gösterirsiniz. İsterseniz herkese aynı User'la çağırırsınız o kısımlarla ilgilenmiyor. Şimdi, e, biraz önce çağırdığımız rapor, bu raporu ben şu filtremin içerisinde gösterdim. Çağırırken şu filtreyi böyle yap diyebiliriz dedim. Bunun dışında bir de raporu çağırırken oradaki token alma sürecinde şimdi kodu biraz daha inceleyelim. Şurada geldim. Biraz daha bunun şeyini bulalım. View değil de controller'sına geldim. Home controller. Asıl C Sharp kodunu açalım. Ya da .NET pardon. Şimdi burada sırasıyla bakın gidip bir API çağırıyor embed servis diye. Bu hazır bir SDK. Diyor ki şu konfigürasyonla bu rapor ID'si, bu workspace ID'si ve bu rapor ID'si için embed parametrelerini al. Sonra bunun yazıyor. Sonra devam edecek bir yerlerde. Dedi ki işte ee, git embed dashboard'u çağır bu workspace ID ile ve onun responsunu al. Burada aslında farklı farklı şeyler de var. Sadece dashboard değil, rapor şey, dashboard, rapor, tile her biri için fonksiyonlar var. Ve hangisini çağırsak da ona göre çalışıyor. Bir adım ötesine bulalım. Token'ı aldığı yeri bulmaya çalışacağım şimdi. Bunlar home controller. Burası değil. Tabii her kodun içerisindeki her bir bileşen başka bir yeri çağırdığı için. Mesela bir yer işte Azure AD ile konuşan kısım. Gidiyor bir token alıyor. Demiştim ya eğer authentication type işte master user ise şu şekilde bir token al. Git e, ve şeyi gönder. Bunlardan gelen response al. Bu şu an .net'teki kod örneği. Sizin uygulamanız e, şeyse React'sa React'ın sample'ını indirmek lazım ve onun içerisindeki fonksiyonlar farklı. Embed kısmı da şurası bakın asıl bizim işimizi yapan kısım. Gidiyor, token'ı çağırıyor. Bir token alıyor. diyor. Bir bearer token alıyor. Sonrasında bu token'la gidip Power BI client'tan bir request'te bulunuyor. Sonra da diyor ki workspace bu, rapor bu, dataset custom bir şey isteyecekse onu söylüyor ve ilgili raporu çağırıyor. Sonrasında da bu raporu zaten istediği gibi herhangi bir yerde gösterebilir. Burada şu anda şeyi görmüyoruz. Role ve security'ye dair bir şey görmedik. Ben token alırken isteğe bağlı olarak şunu da yapabilirdim. Ben bu tokenı kendim için istemiyorum. Şu yığırdırmışım gibi bana token ver diyebilirdim. Burada da konu effective username diye geçiyor. Bu kodun içerisinde örnek kodun içerisinde yok. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Çünkü bu hemen hemen bütün embedded senaryolarda ilk karşımıza çıkan şeylerden birisi. Buraları geçiyorum. Burada da çok detaylı bir dokumentasyon zaten var. Normalde ne yapıyoruz? Desktop'ta roller şeyler oluşturuyoruz. Roller oluşturuyoruz. Rollere insanları atıyoruz. Normal kur kurduğumuz bir low level security var. Aynısını ee, embedded'da da raporu henüz token isterken daha raporu çağırmadan şey diyebiliyoruz. Ben şu roldeyimişim gibi ve username'im şuymuş gibi bana rapor ver diyebiliyoruz. Bakın username'e ben mail adresi daha yazmak zorunda değilim. Embedded'da siz isterseniz bir sicil numarası gönderin, isterseniz başka bir şey gönderin. Power BI'de onu username parametresine yazıp bu filtreyi uygular. Dolayısıyla da Active Directory'de olsun olmasın herkes için rolü security'yi çalıştırabilirsiniz hiçbir enforcement da burada yok. Buraya username'e verdiğiniz kişi illa ad'de olacak yok. Et formatında olacak, mail adresi olacak vesaire gibi. Burada ben demişim ki token'ı isterken şu demişim gibi şu user olarak ve şu dataset için bana bir view permission içeren bir token ver diyorum. Bu parametreleri pes ettiğimde bana verdiği token sadece bu yetkilere sahip sadece Fransa verisini ya da sadece Fransa user'ıyla erişmeyi sağlayan bir token oluyor. Kodun içerisinde de bu sefer biraz önce embed token, get embed token metodu vardı. Onu biraz değiştirmem lazım. Bu değişiklikleri yapacağım. Diyeceğim ki role şunları ekle. Bunları da dinamik yapacağım. Diyeceğim ki git benim uygulamamdaki şu sistemdeki kişinin bölgesini bul. Bölgesini username'e pes et gönder. Belki benim 10 bin kullanıcım var ama hepsini ülkeye göre Power BI'ye gönderiyorum. Power BI açısından sadece o Fransa diyebiliyor. Ama ben 3.000 kişiyi de Fransa'ya yönlendiriyor olabilirim. O tamamen benim uygulamanın kodun içerisindeki lojiye kalmış. Ee, özetle rol de uygulanabiliyor ve çok da kompleks senaryolar destekleniyor. Bir soru var mı? Ee, Yoksa şu an, için, şu an için yok. Şimdi bu adımlar, biraz önce bizim yaptığımız adımlar buradaki şeyde de, dokümanda da anlatılıyor. Raporu yayınlayın, parametreleri alın ve servis principle'da nelere ihtiyacınız var? Master user'da nelere ihtiyacınız var? Bunlar da gösteriliyor. Biz zaten bunları doldurduk, girdik. Onun dışında yine ee, diğer bütün adımlar, benim biraz önce yaptığım bütün adımlar burada anlatılıyor. Master user'ın işte workspace'e yetkisi olması lazım vesaire. Zaten daha fazla detaya girmeme gerek yok. Doküman çok net bütün detayları gösteriyor. Şimdi aklınıza gelebilecek bir diğer soru da şu. Ee, biraz lisans konusunu ister istemez değindik ama aslında burada e, farklı farklı kapasite boyutları var ve kapasite opsiyonları var. Power BI Embedded dediğimiz şey e, birkaç farklı şekilde sağlanabiliyor. Bunlardan birinci opsiyon Azure üzerinden Power BI Embedded almak. PSGO modelinde saatlik ücretlendirme ile çalışıyor. Şurada biraz daha farklı bir tablo Ha, Burası. Bu Power BI Embedded diye geçiyor ve Azure üzerinde Azure kredisiyle satın alınıyor. Bir de Power BI Premium'un kapasite bazlı lisanslarından Embedded hakkı veren lisanslar var. Bunlardan bazıları EM diye geçiyor küçük olanları. Büyük olanları da Premium P1, P2, P3 diye geçiyor. Bu lisansların hepsinin içinde Embedded kullanım hakkı var. Azure üzerinden alırsan bunlar saatlik charge ediliyor. Bunlar ise sağ taraftakiler ise birer lisans. Lisans olduğu için benim bunu subscription modelinde almam lazım. Lisans sahip olduğum sürece karşılığında e, embedded hizmetini kullanabiliyorum. Ee, burada bir ha. şey ekleyebilir miyim? Ee, ya, Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam e, Power BI embedded olan SQ'lar mıydı? Karıştırıyor olabilirim. Pause edilebilir bir servis. Aynen öyle. Şurada da yazıyor. Ha, ee, bunu. Ya, da evet pause edebilirsiniz, küçültüp büyütebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle development başlangıç aşamalarında kesinlikle çok daha anlamlı oluyor. İhtiyacınız olduğu kadar kullanıyorsunuz. istediğiniz zaman kapatıyorsunuz, pause ediyorsunuz, büyütüp küçültüyorsunuz. Premium üzerinden bunu lisans olarak almak belki size çok büyüdü ve zaten bir commitment yapmak istiyorsunuz. Yani commitment'tan kastım ee, ben zaten bunu çok büyük ölçekte kullanıyorum, lisansla alıp indirimle alabilirsem kurumsal anlaşmam varsa lisans olarak alayım 3 yıllık alayım ve ucuza gelsin diyebilirsiniz ama normalde phzgo modeli özellikle bu tür embedded senaryolarda çok daha mantıklı oluyor. Premiere premium fiyattan çok kurum içinde de kullanacağım kurum dışında da kullanacağım hani embedded de olacak diğer senaryolarda olacak diyorsam o zaman premium daha mantıklı oluyor. Çünkü bunun içerisinde şey de var. Microsoft application'ların içerisinde embed opsiyonu da var. Diğerinde ise Azure üzerinden alınan da işte Teams embed, SharePoint embed gibi şeyler hazır olarak yok. Ya da normal Power BI arayüzünden erişim vesaire yok. Ama premium lisansı aldığında ben Power BI portale de eriştirebiliyorum free user'ları. Azure üzerinden aldığım suku sadece embedded'ı kapsar. Çok daha esnek hani Go avantajları kesinlikle oldukça fazla. Ama bunun da sadece embedded takısıtlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Embedded dışındaki senaryoları içermez. Şimdi ikisi de aslında teknik olarak neredeyse aynı. Ee, bu hani fonksiyon limitlerinin dışında, hard limitler dışında. Aslında altyapı olarak ikisi de işte EM1 azur üzerinden alınan A1'e eşit. EM2 azur üzerinden alınan a 2 eşit. Premium P1 bu artık şeyi de içeriyor. EM1, 2, 3, 4 core, 2 core, 1 core bunların içerisinde Power BI arayüzünden raporlara erişim hakkı yok. Embedded olmak zorunda. P'den itibaren ister Embedded ister Power BI arayüzünden istediğim kadar kullanıcı. Sınırsız olarak erişebilir hakkı geliyor. Azure üzerindeki ASK'larda zaten sadece Embedded hakkı var. Power BI arayüzünden erişim diye bir şey yok. Power BI'nin PowerBI.com'dan hiçbir user erişemez. Sadece ve sadece yani pro userlar sadece erişebilir. Ee, diğer kullanıcıların erişmesi için her durumda. Nerede kaybettik? Bir şey gerekiyor. Buradaki P sukulardan birisi gerekiyor. Fiyatlandırma yine çok paralel. Yani P1'in lisans fiyatı ile A4'ün azur fiyatı bir ay açık kaldığında birebir neredeyse aynı yere tekabül ediyor. Ve diğer limitleri de burada görüyorsunuz. Vakit olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Zaten okuyabilirsiniz. Genel olarak lisans modeli de böyle. Embed eden kişi için bir pro lisans master user da gerekiyor. Son olarak şöyle önemli bir detaydan bahsedeceğim. Power BI Embedded'da şey demiştim size. Burada bir raporu edit modunda embed edebilirsiniz demiştim. Edit modunda embed'de Pro lisans gerekmiyor. Yani ben uygulamanın içerisindeki insanlara rapor yaptırırken illa o kişilere işte Pro lisans atacağım ya da ek bir lisansa ihtiyacım var gibi bir durum yok. Ben kişiye rapor düzenleme yaptırıyorum ama Pro lisansı olmadan da rapor düzenleyebilir embedded'sa. Ve embedded bir kapasite üzerinde çalışıyorsa. Bu konulardan da bahsetmiş olduk. Atladığım ne kaldı? Bakıyorum. Bunu gördük. Konuları konuştuk. Genel hatlarıyla aslında bütün senaryoları görmüş olduk. Output'un zaten neye benzediğini burada gördük. Hani farklı senaryolar nasıl mümkün olabilir? Her şey birbiriyle konuşabilir. İşte raporun bir parçasını da alabilirsiniz. Bunu yetkiye göre kısıtlayabilirsiniz vesaire vesaire. Var mı bir sorunuz? Burada herhangi bir soru varsa alabiliriz. Sorusu olan arkadaş varsa kamerasını açabilir, sessizden çıkabilir, sorabilir direkt eğer yazmayı tercih etmezseniz. Peki aynı anda bir kişinin eklemesine mi izin veriyor? Hayır birden fazla yapabilirsiniz. Ama en son evet. kim yazarsa o kazanıyor genelde Power BI'de öyle muhtemelen burada da öyledir. Burada şöyle yazanın nereye yazacağını da siz karar veriyorsunuz zaten. Aynı yere yazmıyor. Mevcut raporu editletmiyorsunuz aslında ona. Siz save as hakkı veriyorsunuz. İsterseniz üzerine evet, yazarsanız. Aynen. Evet tamamen hatta şey yönetimi bile yapabilirsiniz. Hani sizden önce şu Halil yön, e, düzenledi. Ezmek istiyor musun ezmek istemiyor musun diye sorabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış orada. Peki ben kendi adıma bir özetlemek istersem sorusu olan arkadaş lütfen çekinmeden sorusunu yazsın ya da açsın mikrofonunu kamerasını. Şimdi eğer kendi uygulamanız var burada Power BI raporlarını kullanıcıya sunmak istiyorsunuz kendi uygulamanız içerisinde. Ee, kullanmanız gereken embed servis Power BI.com'daki published embed vesaire falan ondan tamamen farklı olarak bu Azure'daki veya premium kapasiteyle alacağınız embedded servisi. Ee, ilk gittiğimiz yer e, playground diye gittiğimiz yer aslında bir Power BI uygulaması üzerinden embed servisini kullanarak neler yapabileceğinizle ilgili javascript vesaire kod veya .NET kodları üzerinden size bir şey veriyor. Bunları 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 yapabilirsin. Devamında yapacağınız şey java ise java .NET ise .NET e, onun kodlarıyla bir referans olarak başlayıp bildiğiniz kendi uygulamanızı geliştireceksiniz. Kullanıcılara lisans çıkartmadan gerekiyorsa editlemeleri de imkan vererek sağdan soldan Power BI Microsoft logosu da çıkmadan kendinizin bir raporlama sistemi varmış gibi bu sistemi kullanmak mümkün. Ee, kalabalık bir katılımcı var. Soru yok. Muhtemelen çoğumuz da genç arkadaşlar lütfen elinizi korka kalıştırmayın. Bu konularla ilgili bulabileceğiniz en bilgili kişilerden biriylesiniz diyeyim. İyiyim. Merhabalar. Bak ben soru soracaktım. Buyurun. Ee, şöyle. Şimdi biz e, kendi aplikasyonumuz içinde kullanıyoruz embedded'ı. Ama geleceğe yönelik de e, müşterilerimizin web sitelerinde yani halka açık aslında bu anlatmadığınız versiyon şeklinde e, tüm raporu olmasa da belirli grafikleri kullanmak istiyoruz aslında. Bu durumda e, onların IT'siyle ya da işte o web sitesi tarafıyla mı iletişime geçip o kod parçacıklarını onlara vermemiz gerekir yani bu işlem e, sancılı mı olur yoksa kolay bir şekilde işler mi aslında bunu merak ben ediyorum. Ben ihtiyacı Teşekkür ederim. anlamak için soruyorum. Embedded'ı <laughs> kullanıyoruz dediniz. E, embedded e, müşterilerinize sunmaktan kasıt e, biraz orayı açabilir misiniz? Yani nasıl bir müşteri profili bu B2B mi müşteriniz bir İyi. hani e, consumer mı bir... Ve bu müşterinize yine müşterinize hı hı. özel bir verimi vereceksiniz. E, yok aslında halka açık olacak B2B müşterilerimiz e, hani kendi aplikasyonumuz içinden değil de bu sefer onların web sitesinde herkesin göreceği verileri görsel bir şekilde orada e, ifade etmek istiyorum. Onların web sitesinde onlar ki aslında şey mi tam şey konuyu anlamak için e, şimdi hı hı. verinin sahibi sizsiniz sizin verilerinizden oluşmuş bir rapor doğru mu? Veri sahibi onlar yine onlar. Ama bizim platformumuz üzerinden toplanıyor. Biz görselleştiriyoruz. Ee, tamam. onların web sitesinde bir bölümde e, yazılar ve görseller olmasını istiyoruz. Anladım. Verinin sahibi onlar. Siz aslında onlara danışmanlık hmm. hizmeti veriyorsunuz, doğru evet, mu? Evet, evet danışmanlık yapıyoruz. Tamam. Biz. O yaptığınız raporu en son zaten onların Power BI'ına mı yayınlıyorsunuz? Sizin Power BI'ınıza mı yayınlıyorsunuz? Ee, kendi Power BI'miz yayınlıyoruz. Tamam. Siz e, kendi Power yayınızda yayınlıyorsunuz. Sonra da onlara veriyorsunuz. Onlar da müşterilerine sunacak gibi bir senaryo. E, aynen evet öyle Hı -hı. tamam burada eee şöyle evet onların embed yapması gerektiği için onların developerlarının bunu çağırması Hı -hı. lazım ama eğer public ise public webi kullanırsanız zaten herhangi bir şeye gerek yok. Hani kod yazmalarına gerek yok. Direkt iframe'i alıp koyarlar. Siz sadece iframe'in linkini verirsiniz ama bu güvenli değil. Hani Hı -hı. güvenli değilden kastım herkes erişebilir. Eğer yok ben daha profesyonel bir şekilde bunu yapacağım. İşte çünkü published web'de altta da ince bir Power BI yazıyor. Hani silemediğiniz hı hı. bir takım et şeyler var. Daha hiçbir yerinde Power BI yazmadan tertemiz bunu yerleştireceğim diyorsanız yine Power BI ile yapılabilir. Ee, bu sefer Aynen. o uygulamanın developerlarının bugün anlattığım süreçleri bir şekilde yapması lazım. Siz onlara sadece şunu vereceksiniz. Diyeceksiniz ki raporun ID'si bu. Raporun workspace'i bu şu username ile erişebilirsiniz. Siz bunları vereceksiniz. Onlar kodlarını Hı -hı. yazacaklar ve raporu çağıracaklar. O kısım onlarda olması lazım. Hı -hı. Ee, yaklaşık tamam. bir tamam. 4-5 ay olmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, kendi tenantınızdaki bir Power BI data setini e, bir başka tenant ile paylaşabilirsiniz. Hı -hı. Etkilendirebilirsiniz. Bu dediğin embedded olmadan da Power BI arayüzünden normal erişiyor ve raporları görüyor aynen. Ya yani kendi Power BI ortamında görecekse, data siz kendi tenant'ınızda oluşturun. Onu diğer tenantla diğer tenantın görebileceği şekilde davet edin. Yetkilendirin. Ne yapmak istiyorsa, ne yapmak istiyorlarsa yapabilirler. İstiyorlarsa hı hı. onun üzerinden embed servisini kurabilir veya powerbi.com içerisinde kalabilir. İhtiyaca bağlı. Hı hı. Hı hı. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Teşekkür ederiz teşekkür soru ederiz için. Soru Başka için. soru var mı? Peki kimse de ses yok. Mustafa çok teşekkür ediyorum. Çok sorulan <laughs> sorulan kısmı, soruların büyük kısmı paylaşımla ilgili büyük kısmı bunu içeriyordu. Bu Konuyu netleştirmeye çalıştık. Gayet de detaylı bir meetup yaptık diye tahmin ediyorum. Son şansınız arkadaşlar. Eğer sorusu olan yoksa Mustafa'ya çok teşekkür edeceğim ve kaydı sonlandıracağım. Peki teşekkürler. Mustafa elin ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalıydı. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler.